Astaş Holding tarafından Boğaziçi Köprüsü, adalar ve tarihi yarımada manzarasına hakim bir noktada hayata geçirilen Maçka Residence, iş, sanat, siyaset dünyasından seçkin isimlerin katıldığı bir davetle sakinlerine kapılarını açtı. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, projenin özelliklerini Ekopazar'a anlattı. Gayrimenkul sektörünün önemli yatırımcılarından Astaş Holding, modern konsepti ve mimari tasarımıyla dikkat çeken Maçka Residence'la İstanbul'a prestijli bir proje daha kazandırdı. Astaş Holding, BEMES Yapı ve Armani ile Kaza'nın ortak çalışmasıyla hayata geçen Maçka Residences Interior Design by Armani Kaza Managed by Kempinski düzenlenen çok şık bir davetle sakinlerine kapılarını açtı. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katıldığı davette iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi. Karolin Koç, Aylin Özcan Tahincioğlu çifti ve CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın davete katılan önemli simalar arasındaydı. Oylum Talon'un sunuculuğunu yaptığı gecenin açılış konuşmasını Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı yaptı. Bu değerli günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 yıl boyunca yoğun bir çalışma sonucu bu güzel eseri ortaya çıkartmamızın sonucunda sizlerle birlikte bugün ayın 12'sinde, 12. ayın 12'si 2012'de burayı açmak bize büyük mutluluk veriyor huzurunuzda. Çok çok sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, projenin İstanbul'a artı bir değer katacağını söyledi. Maçka Residences projesinin İstanbul'a bir değer katacağını umuyorum. O nedenle aldığım bilgiyle, çünkü kendim yakından izleme imkanım olmadı daha ama aldığım bilgiyle söylüyorum. Mutlaka İstanbul'un gelişen yüzü ve İstanbul'da gelişen Türkiye ile birlikte ortaya çıkan yeni talepleri karşılayacak, ihtiyaçları giderecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış da projenin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel, gerçekten İstanbul'a yakışır bir projenin açılışında birlikteyiz. Her zaman söylüyorum, İstanbul Asya'nın en Avrupalı, Avrupa'nın da en Asyalı şehri. İşte o tanımını güçlendiren yeni bir esere daha kavuşuyor. Ben Vedat Bey'e, Mutlu Hanım'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul güzelleşiyor. Bir yandan böyle Avrupa'yı markaların Türkiye'ye gelmek için yarıştığı bir dönemde, öte yandan Asya'nın önde gelen markalarının da aynı şekilde yarıştığı bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Kokteyle başlayan davette konuklara leziz ikramlar sunulurken kokteylin ardından toplu kurdele kesimine geçildi. Davete katılamayan Giorgio Armani, Vedat Aşçı'ya bir jest yaparak kendi marka ve tasarımı olan şık bir gözlük gönderdi. Oo, harika, ne kadar zarif, ne kadar güzel bir hediye. Herhalde... Vizyonu ve yatırımlarıyla Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yön veren Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, toplam yatırım tutarı 275 milyon dolar olan projenin özelliklerini Ekopazar'a anlattı. Bugün 12. ayın 12'si 2012, güzel bir tarih, güzel bir gün, güzel bir projedeyiz.
2 yıl önce inşaatına başladığımız bu güzel projeyi yoğun bir çalışma sonucunda bugün açmış bulunmaktayız. 170 dairemiz var. 60 bin metrekare üzerinde bir inşaat alanına sahip ve gerçekten özel tasarlandı. Giorgio Armani ile birlikte çalıştık ve Türk mimarlarımız ve yabancı mimarları birleştirerek İstanbul'un bu güzel lokasyonuna inanılmaz bu güzel projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün dairelerimizden ve penthouse'larımızdan olağanüstü Boğaz manzarası, eski İstanbul Sarayburnu'nu olağanüstü bir manzaraya hakim olarak görebiliyoruz. Ve camlarımız zeminden tavana kadar yüksek tavanlı dairelere sahibiz. Ve 2500 metrekare spa ve sağlık merkezimiz bulunmaktadır. 15 bin metrekare ticari alanlarımız var. Birçok fonksiyonu içeren bu proje İstanbul'un en güzel mekanlarından Nişantaşı Maçka'nın tam merkezinde ve gerçekten hem şehrin merkezindeyiz hem de sakin bir köşesindeyiz. Yeşiliyle, açık havuzlarıyla, kapalı havuzlarıyla, her şeyiyle kusursuz bir yaşam tarzı sunuyor. Projemize ciddi bir talep oldu. Dünya çapından çok ünlü aileler ve gerçekten düzgün aileler yer aldı. Ve %25'ini yabancılara sattık, %75'i yerli olmak üzere. Projemizin kısa sürede %90'ını satmış bulunmaktayız. Proje gerçekten İstanbul'a büyük bir değer kattı. İstanbul'un çok özel lokasyonunda olması sebebiyle de ciddi bir talep gördü. Projeye biz bu 2 yıllık süreç içerisinde 275 milyon dolarlık bir harcama yaptık. Projenin bugünkü değeri 400-450 milyon dolara ulaştı. Ve gerçekten İstanbul'un dünya çapındaki platforma taşıyacak güzel projelerden biri haline gelmiş bulunmakta. Vedat Aşçı, Maçka Residence'ın gayrimenkul sektöründeki diğer projelere önemli bir referans olacağını söyledi. Bizim bu projemiz gerçekten Giorgio Armani ile olsun, Türk mimarlarımız ve İngiltere'den Mix City, Mr. Pierre ile çalışmalarımızdan dolayı tüm gayrimenkul sektöründeki lüks projelere önemli referans içerecek. Ve tüm bundan sonra yapılacak projeler buradan örnek alacak ve burası çıtayı tam anlamıyla en üste koymuş bulunmakta. Ve bundan sonraki yapılacak projelere de bir hedef ve bir çizgi oluşturacak ve onun da gururunu yaşıyoruz. Ev sahiplerine güzel bir yaşam ve güzel bir mutluluk sunuyoruz. Sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açan proje, bireysel odaklı mimari tasarımı ve bulunduğu lokasyonuyla da farklılık yaratıyor. İstanbul'da bizim projelerimizin farklı kılmasının sebebi, biz özellikle çok doğru lokasyonlarda çok butik ve özel projeler geliştiriyoruz. Kullandığımız malzemeler ve tasarım ve her şeyiyle birlikte bu projeler gerçekten çok bireysel, özel kişilerin beklentilerine hitap ediyor. Onun için tasarım odaklı ve bütün bu burada daire sahipleri evlerini hem evin içerisinden hem de uzaktan bilgisayar kontrolü her şeyini kumanda edebiliyor, kullanabiliyor ve her şeyiyle tüm son teknolojileri içeren bir proje haline geldi. Onun için de lokasyonu, tasarımı ve kullanılan malzemelerle birlikte diğer projelerden özelliği ve bireysel tasarlanması sebebiyle farklılığı kendisi ortaya koymaktadır. Adından söz ettiren firmanın gerçekleştirdiği diğer önemli projelerse şöyle. Biz Mandarin Oriental dünyanın en ünlü otel şirketiyle birlikte Bodrum'da hem otel hem de tatil villaları hayata geçirmekteyiz. İnşaatı tam hızıyla devam etmekte. 2000 kişi çalışıyor. 600 dönüm üzerine 600 milyon euroluk bir yatırım yapıyoruz. Bittiğinde 1 milyar dolar civarında bir değere ulaşacak ve bu projeyi de inşallah önümüz yılın içerisinde açılışını sağlayacağız. Daha sonra Kuruçeşme Arena'yı aldık. Onun proje çalışmaları başladı. 2-3 yıl içerisinde de onun açılışını tamamlayacağımızı düşünüyorum.